Efendim, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri yıllardır şehrin yükünü çeken iki güzide kurumumuz. Ama bugünlerde kolonu, kirişi, yarılmış binalarıyla da gündemde. Sağlık çalışanları ve hastalar endişe içindeyken İstanbul Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Eski binaların hızla yenilendiği, yenilerinin de inşasının sürdüğü duyuruldu. Hala Marmaris'teki deprem İstanbul'da olsa ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Yani? Buranın kendine mecal olduğunu bile düşünmüyorum. Korkutucu. İlk kaldırılacak cenaze yeri burası olacak diye düşünüyorum. Yani. Çatlaklar, yarıklar, çürümüş demirler, sağlık görevlileri de hastalar da endişeli. Şehrin iki güzide tıp fakültesi İstanbul ve Cerrahpaşa ayakta zor duruyor. Acaba hastanenin şurası yarık mı, patlak mı, çatlak mı? İnanın ben bile tedirgin oluyorum şu anda. Ankara'daki hastanelerimizde öyle bir korkumuz yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri binasının önündeyiz. Burası korozyonun etkisini net olarak görebildiğimiz noktalardan biri. Bakın demirler çıkmış kolonda. Aynı zamanda beton da dökülüyor. Ve sadece bununla da sınırlı değil. Bina yapılırken de deniz kumu kullanılmış. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bakın deniz kabukları betonun içinde. Endişe içinde kalıyorum. Annem burada yatıyor diye. Şu anda herhangi bir sallantı olsa acaba bir şey mi olacak? Korkusuyla yaşıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi'nde de durum farksız. Tehlikenin en çok olduğu noktalardan birisi monoblok. Bu blokta yürüdüğümüz her alanda ya çatlaklara ya da yarıklara rastlayabiliyoruz. Her yerden daha merkezi bir nokta. Bütün hastanelere, semt olarak da tabii ki çatlakların olması hepimizi tedirgin ediyor. Ama mecburen gelmek zorunda olduğumuz için de geliyoruz. Şu anda önünde bulunduğumuz bu alanda ise kolon ve duvar birbirinden ayrılmış durumda. Elimizi rahatlıkla içeriye sokabiliyoruz. Babam burada şu yüksek binalarda yattı. İki binanın arasında elimiz giriyordu yani. Fakültede yaklaşık 10 yıl önce deprem incelemesi yapılmış. 17 bina çok yüksek riskli bulunmuştu. Burası zaten bir kısmı yıkıldı, yapılıyor. Yeniden yıkılacak, yapılacak. Mutlaka devam etmesi gerekiyor bunun. Özellikle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen konuya ilişkin üniversiteden de açıklama geldi. Riskli binaların yıkıldığı, bazılarının yerinde yenilendiği, hastal yerleşkesindeki inşaatlarında sürdüğü duyuruldu. Çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Geç gelmiş bir şey. İhtiyaç var. Elbette ki gereken yapılmalı. Sonuçta herkes için gerekli eski bir okul.